Selam sevgili izleyicilerim. Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti arasındaki en büyük fark Allah-u Alem iman ve merhamette kendisini gösteriyor. İslam dini deyince bunun temel özelliği Halika yani cümle mahlukatı yaratan Allah Celle Celaluhu'a tazim, yarattıkları mahlukata şefkat ve merhamet. Halika tazim, mahluka şefkat ve merhamet. Ama Batı medeniyetinde bu saygıyı da, bu şefkat ve merhameti de göremiyoruz. Değerli kardeşlerim, bunun altında yatan en büyük sebep hiç şüphesiz imandır. Allah'a iman ve öldükten sonra tekrar dirilerek bu dünya hayatında yapıp ettiklerimizden hesaba çekmek. Ve bir de imanıyla, ibadetiyle, zikrullah ile, Cenab-ı Allah'a ve Resulüne olan muhabbetle, varoluşun farkına vararak insanın ruhi kabiliyetlerini, letaiflerini bir nevi çalıştırmasıdır. Gözde görmediğimiz bu ruhani donanımlarımız, eğer üzerinde andığım ibadet ve zikrullah vesaire iyiliklerle harekete geçirilmezse, kabiliyet olarak insanın vücut toprağında gömülü kalır. Bir hazine olarak. Öyle gider yani. Değerli kardeşlerim, bugün bunun en büyük tezahürlerinden bir tanesi de anne babalarımıza karşı olan tutumlarımızdır. Batı dünyasında insanlar anne babalarından bülü çağını erdikten sonra koparlar. İnsanlar anne ve babalarının yanlarına giderken sanki bir yabancının yanına gidiyorlarmış gibi veya anne babalar evlatlarının yanına giderlerken bir nevi bir yabancının evine gidiyorlarmış gibi bir tavır içerisinde randevuyla giderler. Yemek alacaklarsa önceden bildirilirmiş. Bunu duyduğumda ben çok ürpermiştim yani. Bir baba ya da anne evladının evine yemeğe gidecekse önceden randevuyla gidecek. Sübhanallah. Yaşlanan anne ve babalarını huzur evlerinde bir başkasının eline vererek orada onların yaşamalarını sağlamaya çalışmak. Bunları duyduğumuz zaman bize çok korkunç gelirdi ve o zaman bizim evlerimizde de henüz daha ninelerimiz, dedelerimiz, ebelerimiz, kocanalarımız ayrılmamıştı. Beraber yaşardık. Fakat yaşadığımız batıcı, materyalist, pozitivist, kapitalist sistemler yüzünden ve bu sistemin kendisini yaşatmak için yıkarak geldiği İslam'a asla bir daha fırsat vermemek için okullarda İslam'ı öğretmemesinden, devlet kurumlarında ve bir kısım sosyal hayatın en önemli noktalarında, üniversiteler, medyalar, ekonomik kurumlar, mahkemeler, meclisler, yargılar, buralar İslam'dan uzak olduğu için giderek insanımız İslam'dan uzaklaştı. Ve bir zamanlar sadece batıcı aydınların savunduğu sistem, bugün maalesef geniş halk yığınları tarafından da savunulmaya başlandı. Bir yandan bu İslam karşısındaki koyu cehalet giderilirken çağımızda, bir yandan da batıcılık alabildiğine materyalizmin kabusu olarak üstümüze çökmekte. Ve batıda dünyadır kaldığımız hususlar Müslümanlar arasında da görülmekte. Yaşlanan anne ve babalarına karşı insanların umursamaz, lakayt, vigana kalmaları, bugün artık yaşanan sıradan olaylardan olmuştur. Oysa İslam'da anne baba yaşlandıkça şefkat ve merhamete, saygı ve sevgiye, bakıma daha çok muhtaç oldukları için dinin en temel vazifelerinden bir tanesi olarak sayılmıştır. Anne babalar evlatları acizlik içerisinde dünyaya gözlerini açtıkları zaman nasıl onlara korkanlık gelmişlerse, nasıl en zayıf anlarında, en az iki sene,
Ağızlarına yemek koymuşlar, atlarını yıkamışlar, üstünde esirgemişler, onun yüzünden sağlıklarını, sıhhatlerini hiçe saymışlar, istirahatlerini hiçe saymışlar. Ama tabii ki bunun karşılığında muazzam bir stresten uzak, sıkıntılardan uzak, neşeli, huzurlu ve bünyeye de sağlıklı bir hayat kazanmışlar. Ama sonuç itibariyle bu biçare evlatlara bakmışlar ve onları ayağa kalksalar, yürüseler bile koruyup kollamışlar. Sonra okullara göndermiş, eğitmişler. Efendim, ihtiyaçlarını karşılamışlar ve onların bir insan olması için hayata hazırlayan bir mektep olmuşlar. Anne ve baba birer öğretmen olmuşlar. Şimdi anne babalar zayıflamış. Çocukların acziyetine benzer bir acziyet, yani bedenen zayıflık, aklen zayıflık, dermansızlık, düşkünlük içerisine düşmüşler. İşte sıra bu sefer de evlatlara gelmiş. Allah Celle Celaluhu bir zaman o küçücük yavruları anne babalara emanet ettiği gibi şimdi de ayette buyuruluyor ya, وَمَنْ نُعَمِّرْهُنُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Kimi ömür verirsek yaratılışını tersine çeviririz. Yani yaşlı yaşlandıkça çocuklaşır, sabileşir, masumlaşır da. Bu sefer emanet evlatlara gelmiş. Bakım sırası, vazife sırası onlara düşmüştür. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde anne baba hakkı üzerinde çok durur. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi öncelikle vazife bu. Bunun arkasından hemen anne babanıza iyi davranmanızı emreder. Onlardan biri veya ikisi yaşlanıp da yanınızda kaldığı zaman onlara iyi bakın. Şefkat kanatlarını gerin. Ve yaşlarından dolayı bilgide, hafızada veya zamanın gerisinde kalmada bir kısım böyle beğenmediğiniz, tasvip etmediğiniz davranışta olursa onlara kızmayın, surat asmayın, bağırmayın, öf bile demeyin. Onları azarlamayın, incitmeyin, gönüllerini kırmayın. Bu çok önemli bir şeydir. Anne babanın rızası Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası anne babanın rızasına bağlıdır da denmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün minbere konuşmak üzere, hutbe vermek üzere, insanlara hitap etmek üzere çıkarken birinci basamakta durdu, amin dedi. Kim dua etmişti de Peygamberimiz amin demişti. Kimseyi görmüyordu insanlar ve bir ses işitmiyorlardı. Şaşırdılar. İkinci basamakta yine Peygamberimiz amin dedi. Üçüncü basamakta durdu, yine amin dedi. Sordular sonra Peygamberimize bunu. Dedi ki, adımımı attım, Cebrail kardeşim karşıma dikildi ve dedi ki, anne ve babasına veya onlardan sadece birisine yaşlılık günlerinde efendim yetişip de onlara bakmak ilgiyle, sevgiyle, şefkatle, bunları memnun etmek suretiyle cennete gidemeyen, böylesine büyük bir fırsatı, imkanı kaçıranların burada yere sürtür. Yani perişan olsunlar, yazık olsun demektir. Hadis-i şeriflerin devamı var ama bu sohbetler kısa olsun arzu ettiğimiz için onları da yine inşallah kendi konusunda söyleriz. Çok dikkat çekici. Demek ki ana baba, ikisi veya onlardan birisi yaşlılık zamanında bizimle beraber bakıma muhtaç halde yaşıyorlarsa bu bir cenneti kazanma fırsatıdır. Bu büyük bir imkandır. Riski fırsata çevirmek denilen şeylerden birisi de budur. Evet, krizi imkanı fırsata dönüştürmek. İnsan böylece anne babasına güzel bakması yüzünden, onları memnun etmesi yüzünden Allah'ı da memnun ediyor ve cenneti
bir nevi hak ediyoruz. Aslında hiç kimse ameliyle cennete giremez. Böyle deyince sen de mi ya Resulallah dediler. Evet ben de dedi. Meğer ki Cenab-ı Allah'ın rahmeti çepeçevre kuşatır da koyarsa bir lütuf, bir ikram olarak ne âlâ. Doğrudur. Çünkü Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler o kadar çoktur ki bunun karşılığında bizim yaptıklarımız, salih ameller o kadar azdır ki yapılan iyilikler nerede Allah'ın ibadetlerini karşılayacaklar? Mümkün değil. Eğer amel yüzünden cennete gideceksek ibadetlerimiz, nimetleri karşılamaz. Daha biz yani borçlu çıkarız. Ama Allah madem ki senin böyle güzel imanın var, ibadetin var, salih amelin var, bunu bir vesile kılarak ben de seni cennete lütfen ikram ederek girdiriyorum diyor. O yüzden cennet hep uğrıştı muha şeklinde miras geçer yani. Miras nedir? Çalışıp kazanılan değil, babadan gürpede vefatıyla düşendir. Evet değerli kardeşler, annemiz ve babamız cenneti kazanmamıza bir fırsat ve imkandır. O yüzden annemiz, babamız veya bunlardan bir tanesi yaşlılık zamanında bizim yanımızda olması bizim için çok büyük bir imkandır ve bu fırsatı iyi değerlendirir. Değerlendirememişsek kaçan fırsat çok büyüktür ve Peygamberimiz, şefkatli, merhametli Peygamberimiz burnu yere sürtülsün derken uyandırmak istiyor aslında. Beddua değil. Ayık ol, uyan diyor. Fırsatı ganimete çevir demek istiyor bize. Dikkatimizi çekiyor. Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Evet değerli kardeşlerim, anne ve babamızın rızasını kazanalım derken hiç şüphesiz İslam'ın temel değerlerinden de fire vermeyeceğiz. Mesela bir insanın annesi babası kafirse, kafir olmasını istiyorsa veya Müslümansa da fasıksa, Allah'a isyan eden, öyle yaşayan insanlarsa anne babasını memnun edecek diye isyan etmeyecek kendisi de. Anne babası kafir ol dedi diye kafir olmayacak. Anne babası içki iç dedi diye içmeyecek. Anne babası namaz kılma dedi diye namazı terk etmeyecek. Anne babası açıl, saçıl, kadın, erkek, batı tipi bir hayat yaşa diyorsa onu da o konuda dinlemeyecek. Dinlemeyecek ama saygısızlık da yapmayacak. Üzerine düşen vazifeyi de ihmal etmeyecek. Çünkü değerli kardeşlerim, Allah'ın hakkından sonra geliyordu. Ne o İsra suresi 23. ayeti kerimeyi tekrar okuyalım. وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهُ. Rabbin önce sadece kendisine kulluk etmenizi hükmetti. Bunun karşısında olan her şey hiçtir ya. Yani. Dinlenmez ve değerlendirilmez. Sonra ve bil valideyni ihsana, anne babaya iyilik gelir. Ana babaya iyilik de Allah'ın emirleri doğrultusunda, onun kanunları, ilkeleri, şeriatı doğrultusunda olmalıdır ya. Anne baba bana içki getir, bu benim için bir iyiliktir derse ve İslam'da içki içme, içki taşıma, içki efendim sofrasında bulunma diyorsa, kimseye içki ikram etme diyorsa, Allah'ın hatırı önceliklidir ve Allah'ın hatırının olduğu yerde hiç kimsenin hatırı sayılmaz. Ana babanın da hatırı sayılmaz değerli kardeşlerim. Bu ülkeye de ilkemize dikkat etmek lazım. Allah'ın üzerimizdeki hakkı ana babanın hakkından çok daha üstün ve ötededir yani. Biz her şeyden evvel onun kuluyuz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Evet değerli kardeşlerim, İslam her şeyi yerli yerine koyar, yerinde değerlendirir, aşırılıklardan, ifrat ve tefrittan uzak, orta yolda, dengeli,
Vasat güzel bir dindir. Başta anne baba olmak üzere eşler, çocuklar, hısımlar, akrabalar ve insanlarla olan ilişkilerimiz de böyle aşırılıklardan uzak, dengede, mutedil olmalıdır. Allah Celle Celaluhu böyle bir hayat yaşamayı cümlemize nasibi müyesser eylesin. Annelerimiz, babalarımız, bizimki gitti. İnşallah memnun gitmişlerdir. İnşallah bu imtihanı yüz akıyla vermişizdir. Annesi, babası veya onlardan bir tanesi sağ olanlara da Allah yardım eylesin. Hizmet imkan ve fırsatı versin. Bu cennet kapısını açtıracak güzel davranışlarda onları başarılı kılsın inşallah. Hoşça kalın ve selam.